Arkadaşlar 39. öföyümüzde su dalgalarında kırılma ve kırınım olayını göreceğiz. Su dalgalarının kırılması, ışığın birbirinden farklı ortamlarda farklı hızda yayılması, ortam değiştirdiğinde kırılarak doğrultu değiştirmesine neden olur. Bu olayın benzeri su dalgalarında da gözlenir. Derinliği farklı ortama gelen su dalgalarının yayılma doğrultusu ortamları ayıran yüzeye dik değilse, ortamlardaki hızları farklı olduğundan doğrusal su dalgaları doğrultu değiştirerek kırılmaya uğrar. Doğrusal su dalgaları derin ortamdan sığ ortama geçerken normale yaklaşarak kırılırken, sığ ortamdan derin ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Arkadaşlar su dalgalarında sığ ortam ışıkta yani optik konusunda çok kırıcı ortama karşılık geliyor. Derin ortam ise az kırıcı ortama karşılık geliyor arkadaşlar. 1. Derin ortamdan sığ ortama geçiş. Derin ortamdan sığ ortama geçerken gelen şekildeki gibi gelen dalganın önce alt ucu ortam değiştiriyor. Sığ ortam hızın az olduğu ortamdır. Derin ortam hızın çok olduğu ortamdır. Derinde hızlı, sığ ortamda yavaş yazacak olursak dalganın yavaş ortama geçen kısmı geri kalacaktır. Hızlı ortamdaki kısmı yoluna devam ederken dalgalarda bir kırılma olacaktır. Dolayısıyla ikinci ortama geçen dalganın ilk ortamdakine göre doğrultusunda bir değişiklik olmuş olacaktır arkadaşlar. Hız değişince dalga boyu da değişecek. Çünkü frekans sabit, kaynağımız sabit. Lambda eşittir. V bölü F'den dalga boyu ile hız doğru orantılı olacak. Dolayısıyla birinci ortamdaki dalga boyu büyük, ikinci ortamdaki dalga boyu küçük olacak. Lambda derin, büyük, lambda sığ olacaktır. Işıkta nasıldı arkadaşlar onu da hatırlayalım. Gelen ışığın normalle yaptığı açı, gelme açısı, kırılan ışığın normalle yaptığı açı, kırılma açısı olursa, gelen ışın normale yaklaşmıştı. Burada da dalganın ortasında gösterilen okun yönü, sanki ışıkta ilerleyen ışının yönü gibi düşünülecek olursa gelen ışın normale yaklaşmış gibi düşünülebilir arkadaşlar. Su dalgalarında kırılma ışın kırılması ile bu şekilde açıklanabiliyor. Son olarak da derindeki hızın sığ ortamdaki hıza oranı derindeki dalga boyunun sığ ortamdaki dalga boyuna eşit olduğunu hatırlatıp geçelim. Not: kırıcılık indisleri hız ve dalga boyu ile ters orantılıdır. Hızın büyük olduğu derin ortamın kırıcılık indisi, hızın küçük olduğu sığ ortamın kırıcılık indisinden küçüktür. Örnek 1. Periyodik dalga kaynağının ürettiği su dalgalarının X ve Y ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğru deniyor? 1. Dalganın X'teki hızı Y'dekinden büyüktür. Şimdi dalga doğrultusunun ayırıcı yüzeye geldiği yerde bir normal çizelim. Bakıyoruz arkadaşlar gelen dalganın doğrultusunun ikinci ortamda normale yaklaştığını görüyoruz. Demek ki daha kırıcı bir ortama gelmiş. Kırıcı ortam, optikte kırıcı ortam, su dalgalarında sığ ortama denk geliyordu. Az kırıcı ortamda derin ortamdır. Böylece X derin, Y sığdır. Bunu anlamanın bir başka yolu da şudur arkadaşlar. Gelen dalganın önce hangi kenarı ortam değiştirmiş? Alt kenarı. Peki alt kenarı öne mi geçmiş, geri mi kalmış? Bakıyoruz alt kenar geri kalmış. Su dalgaları nerede yavaş hareket ederdi? Sığ ortamda. O halde geri kaldığı ortamda hız küçük. Dolayısıyla ortam sığ. Su dalgalarının hızlı hareket ettiği ortamda derin olacaktır. Bu şekilde tespit ettikten sonra yorumlarımıza geçebiliriz. 1. Dalganın X'teki hızı Y'dekinden büyüktür. Evet, X derin, Y sığdır. Doğrudur. 2. X ortamı Y ortamından derindir. Söylemiştik. Evet. 3. Dalganın Y'deki dalga boyu X'tekinden büyüktür. Dalga boyu hızla doğru orantılıdır. Hız nerede büyükse orada dalga boyu da büyüktür. Vx büyük Vy olduğundan lambda X bölü büyük lambda Y olacaktır. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir.
Örnek 2. X ortamında oluşturulan KR doğrusal su dalgasının Y ve Z ortamlarında ilerleyiş doğrultusu şekildeki gibidir. Alfa büyük teta olduğuna göre X, Y, Z ortamlarının derinlikleri sırasıyla HX, HY, HZ arasındaki ilişki nedir deniyor. Şimdi arkadaşlar gelen dalganın doğrultusuna bakalım. İlk başta şekildeki gibi gelmiş. Hiç doğrultu değiştirmeseydi böyle giderdi ama normalden uzaklaşmış. Normalden şöyle uzaklaşmış. O halde Y ortamı daha az kırıcı bir ortam. X ortamı çok kırıcı ortamdır. Bu benzetmeyi optikten yapıyoruz. Az kırıcı ortam derin ortamdır. Çok kırıcı ortam da sığ ortamdır. O halde HY büyüktür. HX yazıyoruz. Benzer şekilde arkadaşlar gelen dalganın doğrultusuna bakalım. Kırılmadan gitseydi böyle olurdu ama doğrultusu değişmiş. Yine normalden uzaklaşmış. Demek ki gene Z ortamı Y ortamına göre oldukça az kırıcı arkadaşlar. Buraya da daha az kırıcı yazalım. Daha az kırıcı ortam daha derin ortamdır. HZ de bunlardan en büyüktür. Buna göre cevabımız D seçeneği olacaktır. Su dalgalarının mercek biçimindeki farklı derinliğe sahip ortamdan geçişi. Doğrusal su dalgaları mercek biçiminde derinliği farklı bir ortama geldiğinde ortamın derin kesimlerini sığ kesimlerine göre daha kısa sürede geçeceğinden oluşan hız farkı nedeniyle dalganın doğrusallığı bozularak dairesel biçim almasına neden olacaktır. Merceksi ortamı geçen doğrusal dalgaların ilerleme doğrultularının kesiştiği nokta bu ortamın odağı olarak adlandırılır. Not. Su dalgalarının mercek biçimindeki ortamdan geçerken kırılması ışığın mercekteki kırılmasına benzer. Şekildeki gibi arkadaşlar derin ortamda doğrusal olarak gelen dalga mercek şeklindeki sığ ortama geldiğinde arkadaşlar sığ ortam optikte çok kırıcı ortama karşılık geliyordu. Derin ortamda az kırıcı ortama karşılık geliyordu. Az kırıcı ortamda optikte havaya benzer. Çok kırıcı ortamda optikte cama benzer arkadaşlar. Şimdi dalganın ilerleme yönünü ışına benzetecek olursak mercekte asır eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılırdı. Doğrusal dalganın diğer kenarından da çizecek olursak ışınlar odakta toplanıyor. Bu dalganın karşı tarafta bükülmesi demektir arkadaşlar. Odakta toplanan dalgalar tekrar odaktan dairesel olarak dağılacaktır. Bu olay dalganın farklı derinlikteki ortamlarda hızının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kalın kenarlı mercek şeklindeki sığ ortamda ise yine sığ ortam çok kırıcı ortama denk geliyor. Burası cama benzer, dışarısı havaya benzer. Derin ortamdan gelen dalgalar ışıkta olduğu gibi doğrultusunun değişmesiyle dışa doğru bükülecek. Bu şekilde dalgaların doğrusallığı bozulacaktır. Sanki dalgalar merceğin arkasından bir noktadan noktasal bir kaynaktan geliyormuş gibi dağılacaktır. Bu dalgaların eğrilik merkezi merceğin arkasındaki mercek şeklindeki sığ ortamın odak noktasıdır. Optikte de arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışınlar kalın kenarlı mercek ortamının dış ortamdan daha yoğun olması durumunda şekildeki gibi asal eksenden uzaklaşarak dağılıyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Not. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyükse mercek karakter değiştirir. Optikte hatırlayalım arkadaşlar. İnce kenarlı merceğin içi hava ya da boşluk dış ortam cam gibi olursa bu durumda mercek karakter değiştiriyordu. Asal eksene paralel gelen ışın asal eksenine uzaklaşarak gidiyordu. Adeta kalın kenarlı bir mercek gibi davranıyordu. Buna merceğin karakter değiştirmesi diyorduk. Şimdi de derin ortam az kırıcı ortama karşılık geliyor. Sığ ortamda çok kırıcı ortama karşılık geliyordu. Bu merceğin karakter değiştirdiği ortama benziyor arkadaşlar. O halde gelen dalganın doğrultusunu ışın gibi kabul edecek olursak bunların doğrultusunun merceğin optik merkezinden dışa doğru kırıldığını
kabul etmemiz gerekir. Bundan dolayı mercekten sonra doğrusal dalgaların doğrusallığı bozulur. Küresel bir şekilde, dairesel bir şekilde ilerler. Bunların eğrilik merkezi ise doğrusal dalgaların geldiği tarafta mercek şeklindeki ortamın odağı olacaktır. İkinci durumda da kalın kenarlı mercek şeklindeki ortamın derin olduğu verilmiş bize. Derin ortam, az kırıcı ortam. Sığ ortamlar çok kırıcı ortamdır. Bu mercek ince kenarlı mercek gibi davranacaktır. İnce kenarlı mercekte optikte hatırlayalım, asa eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılıyordu. Yani asa eksene doğru yaklaşıyordu. Bu doğrusal gelen dalgaların karşı tarafta eğriselleşmesi demek. Bir noktada toplandıktan sonra bunlar dairesel olarak dağılacaktır. İşte bu nokta mercek şeklindeki ortamın odak noktasıdır. Örnek 3. Derinlikleri farklı KLM ortamlarından oluşan dalga leğeninde K bölgesinde oluşturulan doğrusal dalgaların ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. KLM ortamların derinlikleri sırasıyla HK, HL ve HM, bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Arkadaşlar doğrusal dalganın yönüne bakalım. İlerleme yönü şekildeki gibi. Daha sonra bunlar içe doğru bükülmüş. Yani doğrusal dalga eğrisel olmuş. Bunların eğrisel dalgaların eğrilik merkezi ise ön tarafta. Demek ki bu kalın kenarlı mercek sanki optikte olduğu gibi ince kenarlı mercek gibi davranmış. Yani karakter değiştirmiş. Eğer kendi karakterini sergileseydi gelen doğrultuyu asal eksenden uzaklaştıracak şekilde ya da optik merkezden uzaklaştıracak şekilde dağıtırdı. O halde karakter değiştiren ortamlarda iç ortam daha az kırıcı, dış ortam daha çok kırıcı olmalıdır. Çok kırıcı ortam sığ ortamdır, az kırıcı ortam ise derin ortamdır. O halde L'nin derinliği K'den büyüktür. Şimdi ince kenarlı merceğe gelen dalgaları düşünelim. Dalgaların doğrultusuyla hareket ediyoruz. Şekildeki doğrultu paralel gitmeye başlamış. Yine geliyor ve asal eksene paralel gidiyor. Burada da doğrultunun arkadaşlar asal eksenden uzaklaşma durumu var. Bu da kalın kenarlı mercek gibi davranmış. Yani bu da karakter değiştirmiş. O halde bunun içindeki ortam dış ortama göre yine az kırıcı olmalı ki bu olay gerçekleşmiş olsun. Dış ortam yani K ortamı gene çok kırıcı durumda. Çok kırıcı ortam sığ ortamdır. Az kırıcı ortam derin ortamdır. Buna göre M ortamının derinliği K'den büyük olacaktır. Bu karşılaştırmada L ortamı ile M ortamı hakkında bir şey söylenemez. Buna göre en uygun şık K'nin en küçük olduğu C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Örnek 4. Yukarıdaki düzeneklerde hangisinde su dalgaları odaklanır diye sorulmuş 1990 ÖYS sorusunda. Sığ ortam çok kırıcı ortamdır. Çok kırıcı ortam optikte cama benzer. Az kırıcı ortam da optikte havaya benzer. Kalın kenarlı merceğe gelen, kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan uzaklaşır. Buna göre dışarıda yani merceğin karşısında eğriselleşir ve dağılır. Burada odaklanma yok. Yani bir noktada dalgaların toplanması yok. Şekil 2'de derin ortam az kırıcı ortamdı. Sığ ortam çok kırıcı ortamdı. Optiğe benzetelim gene. Az kırıcı ortam havaya benzer. Çok kırıcı ortam cama benzer. Dışarıki ortam daha yoğunsa bu mercek karakter değiştirir. Dolayısıyla kalın kenarlı gibi davranacak. Kalın kenarlı da şu doğrultu dışa doğru dağılacak. Dışarıda bir küresel eğriselleşme var. Burada da bir odaklanma yok. Üçüncü şekilde sığ ortam, derin ortam, sığ ortam. Yani çok kırıcı, az kırıcı ve çok kırıcı. Çok kırıcı ortam cama benzer.
az kırıcı ortam havaya benzer. Camdan havaya geçiyoruz. Bu mercek de karakter değiştirecektir. İnce kenarlı gibi davranacaktır. Bundan dolayı ince kenarlıya gelen ışınlar merceğin diğer tarafında bir noktada odaklanır, toplanır. Buna göre yalnız 3'te odaklanma söz konusu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Su dalgalarında kırılma geldik arkadaşlar. Bir dalga leğeninde doğrusal su dalgaları arasında açıklık bulunan bir engele geldiğinde biz dalga kırana benzetebiliriz. Doğrusal su dalgaları geliyor. Şöyle bir içeride bir yat limanı olabilir. Günlük hayatta karşılaştığımız bir durum arkadaşlar. Eğer şuradaki aralık su dalgalarının dalga boyuna göre küçük olursa bu kırınım olayı gerçekleşiyor. Yani bir bükülme gerçekleşiyor. Dar aralıktan geçen su dalgalarının çemberleşmesi olayına biz kırınım diyoruz. Eğer dalga boyu burada belirtilen aralıktan küçükse o zaman dalgalar aralıktan doğrusal olarak geçer. Yani buradaki W eğer dalga boyundan küçükse gelen doğrusal dalgalar yine bükülmeden doğrusal olarak şu aralıktan karşıya geçecektir. Eğer dalga boyu belirtilen aralıktan büyükse su dalgaları yarığı geçtikten sonra çemberleşir. Bahsettiğimiz gibi bükülmeler olacaktır. Not: kırınım olayı gerçekleştiğinde yarığın noktasal bir kaynak gibi davrandığına dikkat ediniz. Örnek 5. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde doğrusal su dalgaları engeli geçtiğinde şekildeki gibi ilerliyor. Kaynağımız burada arkadaşlar. Doğrusal su dalgaları engeli geçiyor. Aralıktan karşıya tekrar doğrusal olarak gitmiş. Bir kırınım gerçekleşmemiş. Kırınımın gerçekleşmediği olay dalga boyunun aralıktan W ile gösterdiğimiz aralıktan küçük olduğu durumlarda. Kırınım olayın gerçekleşmesi için deniyor. Yani biz dalgaların bükülmesini istiyoruz. O zaman ne olmalı? Dalga boyu aralıktan büyük olmalı. İşlemlerin hangileri tek başına yapılmalı deniyor. Leğene su eklemek. Leğene su eklersek dalgaların hızı artar. Hız artarsa hızla dalga boyu doğru orantılıdır. Dalga boyu da artar. Dediğimiz bükülme olayı gerçekleşir. 2. Yarık aralığını azaltmak. Başlangıçta yarık aralığı büyüktü. Dalgalar karşıya doğrusal geçiyordu. Eğer yarık aralığını küçültürsek lambda büyük omega şartını sağlarız. Böylece bükülme gözlemlenir. 3. Kaynağın frekansını arttırmak. Frekans etkilidir. Ancak burada arttırmak değil, azaltmak gerekir. Çünkü ortam derinliği sabit olduğu yerde V eşittir lambda çarpı F yazarsak tek başına değişiklik yapılacağı için ortamın derinliği sabit oluyor, hız da sabit oluyor. Eğer biz kaynağın frekansını arttırırsak dalga boyu küçülür. Dalga boyu aralığa göre küçük kalırsa kırınım olayı gerçekleşmez. O halde kaynağın frekansını arttırmak değil azaltmak gerekirdi. Bundan dolayı bu yapılmamalıdır. 1 ve 2 cevabımız D seçeneğidir. Konu testimizin birinci sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğrusal bir atmanın farklı derinlikteki ortamlardan K'den L'ye geçişi şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların K ortamındaki niceliklerinden hangileri L ortamındakinden büyüktür deniyor. Bakıyoruz arkadaşlar, önce K ortamından gelen dalganın hangi kenarı ortam değiştirmiş? Alt kenarı. Alt kenarı ileri mi gitmiş, geri mi kalmış? Geri kalmış. Geri kalan ortamda hız düşüktür. Yani VL hızı VK'den küçüktür. Yani K ortamındaki hız L'den büyüktür. Büyük olan nicelikleri soruyor. Evet, hız K'deki hız L'den büyüktür. Frekans. Frekans sadece kaynağa bağlıdır arkadaşlar. Saniyedeki titreşim sayısını kaynak belirler. O yüzden frekanslar aynıdır. Dalga boyu. Hızın büyük olduğu yerde dalga boyu da büyüktür. Doğru orantılıdır. KL'den büyük olacak. Bu da büyüktür. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru. X ortamında oluşturulan KL doğrusal su dalgasının Y ve Z ortamlarında ilerleyiş doğrultusu şekildeki gibidir.
X, Y, Z ortamların derinlikleri sırasıyla HX, HY ve HZ bunlar arasındaki ilişki deniyor arkadaşlar. Derinlikleri anlamak için hızlara, hızı anlamak için de doğrultu değişimine bakmamız lazım. Gelen doğrultuyu bir ışın gibi kabul edip ayırıcı yüzeye dik bir normal çizilir. Bakıyoruz, eğer hiç kırılmasaydı şekildeki gibi giderdi, ancak doğrultusu değişmiş. Ne olmuş? Normale yaklaşmış. Burası normal. Normale yaklaştı ise Y çok kırıcı ortamdır. Tabii ki X'e göre çok kırıcı ortamdır. X de az kırıcı ortamdır. Az kırıcı ortam, bu optikte kullanılan bir kavram. Su dalgalarında ise leğendeki suyun derin olması anlamına geliyordu. O halde X'in derinliği Y'den büyük olacaktır. Y de çok kırıcı ortamdır. Çok kırıcı ortama da sığ ortam diyorduk arkadaşlar. Hatırlayalım. Şimdi Y'den Z'ye geçerken bakıyoruz. Dalganın doğrusu değişmeseydi böyle giderdi. Normali de çiziyoruz tabii. Bakıyoruz ki bu şekilde gitmiş. Yani normale yaklaşmış. O zaman Z çok kırıcı ortammış. Kime göre? Geldiği Y ortamına göre. Daha çok kırıcı ortam. Daha çok kırıcı ortam sığ ortama denk gelir. Z Y'ye göre daha sığdır. Yani Z ortamının derinliği Y'den küçük olacaktır. Buna göre cevabımız A seçeneği diyoruz arkadaşlar. P ve S bölmeli su leğeninde bir X atması ortamları birbirine ayıran arı kesitte şekildeki gibi kırılıyor demiş arkadaşlar. Yani P'den S'ye doğru ilerleyen bir atmanın bir kısmı S bölgesine geçince şekildeki gibi olmuş. Bakın, eğer hiç doğrultusu değişmese bu şekilde devam edecekti. Ya da başka bir deyişle ortamlarda hiçbir farklılık olmasaydı böyle devam edecekti. Fakat ne olmuş? Bakın, hızlanmış biraz. Şu kısım hızlanmış diyebiliriz. Bakın, öne geçmiş. Neden öne geçer? Burası daha derindir. Derinliğin arttığı yerde hız da artmıştır. Demek ki S'deki derinlik P'den büyüktür çıkarımını buradan yapabiliriz. Hangileri doğrudur denmiş? 1. P ortamı S'den daha derindir. Yanlış. 2. VS süreti VP süretinden büyüktür. Yükseklik neredeyse sürat orada daha büyük olacaktır. Doğru. 3. P ortamı S'den daha kırıcıdır. Kırıcı ortamlar sıvı ortamlardır. P ortamı daha kırıcıdır. Doğrudur arkadaşlar. 2 ve 3 olacak cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru, bir dalga leğeni. Derinlikleri H1, H2 ve H3 olan paralel ortamlara ayrılmıştır. K dalgasının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre derinlikleri sıralayın diyor. Dalganın ortasındaki yönü ışın gibi düşünelim. Gelen ışın normale yaklaşmış arkadaşlar. O halde ikinci ortam daha çok kırıcı ortam. Çok kırıcı ortama ne diyorduk? Sığ diyorduk. Kime göre? Birinci ortama göre. Burası da az kırıcı. Az kırıcı ortama da derin diyorduk. Şimdi H2 ile H1 arasındaki ilişki çıktı. H1 büyüktür H2. Yine bakıyoruz dalganın yayılma doğrultusuna. Bunu ışın gibi düşünüyoruz. Yine normale yaklaşmış. Normale yaklaştıysa burası çok çok daha kırıcı arkadaşlar. Burası, o halde burası daha da sığ arkadaşlar. Çok sığ. Bundan dolayı H3 ortamı en sığ olacağından en küçük H3'tür. Sıralamamız 1-2-3 şeklindedir. B seçeneğidir. Beşinci soru. Derinlikleri farklı X ve Y ortamlarında oluşmuş bir dalga leğeninde doğrusal dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. Dalgaların sırasıyla X, Y ortamlarındaki hız büyüklükleri ve X ve Y dalga boyları lambda X, lambda Y ve frekanslar Fx ve Y olduğuna göre karşılaştırmalarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakıyoruz arkadaşlar, gelen ışının doğrultusuna baktığımızda ayırıcı yüzeyin dikmesiyle, yani normalle yaptığı açı küçük, çıkarken normalle yaptığı açı büyük. Başka bir deyişle, eğer dalgalar hiç kırılmasaydı şekildeki gibi giderdi, ancak nasıl gitmiş? Normalden uzaklaşarak gitmiş. Demek ki Y ortamı daha az kırıcı ortammış arkadaşlar. Az kırıcı. X ortamı da ona göre çok kırıcı. Az kırıcı ortam derin ortamdır.
Çok kırıcı ortam sığ ortamdır. Sığ ortamda arkadaşlar hız küçüktür. Derin ortamda hız büyüktür. Yani Vy büyük Vx karşılaştırması doğrudur. İkincisinde ise lambda x büyük lambda y denmiş. Arkadaşlar hızla dalga boyu doğru orantılıdır. Y'deki dalga boyu x'ten büyük olmalıydı. İkincisi yanlış. Üçüncüsü ise frekanslar eşit denmiş. Frekans kaynağa bağlıdır. Evet. Kaynak değişmediği sürece ortamdaki frekans değişmez. Ortamın hızının değişmesi ve dalga boyunun değişmesi frekansı etkilemez. 3 eşittir. Buna göre 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Ayırma yüzeyi birbirine paralel olan bir dalga leğeninde K ortamında oluşturulan periyodik dalganın izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre dalganın K ve M ortamlarında niceliklerinin hangileri aynıdır deniyor. Frekans aynıdır arkadaşlar çünkü sadece kaynağa bağlıdır. Kaynaktan çıktıktan sonra frekans değişmez. Dalga için. Hız. Bakıyoruz arkadaşlar ayırıcı yüzeyler birbirine paralel. K ortamındaki ve de L ortamındaki dalgalar, doğrultular itibariyle birbirine paralel. O halde K'deki hız M'deki hıza eşit olacaktır. İkinci nicelik aynıdır. Dalga boyu hızlar aynıysa dalga boyları da aynıdır diyoruz. Hepsi aynıdır. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soru. Bir dalga leğeninde derinlikleri farklı X ve Y ortamlarında periyodik ve doğrusal dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. Dalganın X ortamındaki dalga boyu lambda olduğuna göre Y ortamındaki dalga boyu için hangileri olabilir deniyor arkadaşlar. Şimdi X ortamından gelen dalga Y ortamına geçmiş. Önce bu dalganın hangi kenarı ortam değiştirmiş diye baktığımızda önce alt kenarı ortam değiştirmiş. Alt kenar ileri mi geçmiş geri mi kalmış diye baktığımızda ileri geçmiş arkadaşlar. Demek ki Y'deki hız X'tekinden büyük olacak. Dolayısıyla dalga boyuyla hız doğru orantılıdır. Y'deki dalga boyu X'tekinden büyük olacaktır. Soruda X ortamındaki dalga boyunun lambda olduğu söyleniyor. Eğer burası lambda ise Y'deki dalga boyu lambdadan kesin büyük olmalıdır. Lambda bölü 2 olamaz. Tam lambda olamaz. Büyük olan 3'tekidir arkadaşlar. 6 lambda bölü 5 lambdadan büyüktür. Buna göre cevabımız yalnız 3 C seçeneği olacaktır. Doğrusal dalga kaynağından üretilen dalgaların H1, H2 ve H3 derinlikli ortamlardan geçerken izlediği yol veriliyor. Bu ortamdaki dalgaların hızları arasındaki ilişki sorulmuş. Burada bakalım arkadaşlar şimdi H1 ortamından gelen bir dalganın önce hangi kenarı ortam değiştirmiş diye bakalım. Tabii ki şu ara kesitten dolayı alt ucu ortam değiştirmiş. Alt ucu ortam değiştirdiğinde eğer geri kalmasaydı bakın şu şekil oluşmazdı. Geri kaldığına göre demek ki burası daha sığ bir ortamdır. Buna göre H1 daha derin bir ortamdır. Çünkü ortam sığ olunca hız ya da sürat düşecektir arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla buradan geçerken şimdi H2'den H3'e geçerken duruma bir bakalım. Yine şu ara kesit yüzeyine göre şu gelen atman önce hangi kenarı ortam değiştirir? Tabii ki şu üst kısmı. Üst kısmı eğer geri kalmasaydı şu şekilde şu ara kesit yüzeyine düz paralel olmayacaktı. Dolayısıyla bu kısım da geçer geçmez geri kalmış. Yani daha çok sığ bir ortama geçmiş. Çok sığ yazalım buraya da. Şimdi sıralama yaptığımızda en derinden sığa doğru H1 büyük, H2 büyük, H3 olacaktır. Bu ortamlardaki hızlar da derin ortamda hız en büyük olacağından V1 büyük, V2 büyük, V3 olacaktır. 1, 2, 3 şeklinde sıralamamız yani cevabımız A seçeneğidir. 9. soru. Bir dalga leğeninde derinlikleri farklı X ve Y ortamlarında doğrusal ve periyodik dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. Alfa büyük, teta olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dalganın geldiği ortam Y ortamıdır. Bu dalganın önce hangi kenarı ortam değiştirdi diye baktığımızda dalganın üstteki kenarı ortam değiştirmiş ve bu kenar ileriye geçmiş. Yani hızlanmış. Demek ki X'teki hız Y'dekinden büyükmüş.
Buna göre birinci yargıya baktığımızda dalganın y ortamındaki hızı x ortamındakinden büyüktür demiş. Yanlış arkadaşlar. 2. X ortamı y ortamından derindir. Evet, hızın büyük olduğu yerde derinlik fazladır. Doğru. 3. Dalganın x ortamındaki frekansı y'ninkinden büyüktür denmiş. Daha önce de dendiği gibi frekans sadece kaynağa bağlıdır. Ortam değişince frekans değişmez. Yanlış. Yalnız 2 doğru cevabımız B seçeneğidir. 10. soru. Derinlikleri farklı KLM ortamlarında oluşan dalga leğeninde P noktasında oluşturulan periyodik dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. KLM ortamların derinlikleri sırasıyla HK ile HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir deniyor. Merceklerin asal eksenini çizecek olursak arkadaşlar, gelen ışın gibi düşünelim şu dalganın doğrultusunu. Bu ışın asal eksene yaklaşmış. O halde L ortamı çok kırıcı bir ortamdır. Çok kırıcı ortam, dış ortam az kırıcı ortam. Çok kırıcı ortama biz sığ ortam diyorduk. L ortamı sığdır arkadaşlar. K ortamı derindir. L ortamı ince kenarlı mercek şeklinde davranmıştır. O halde HK büyüktür. HL yazalım. M ortamı kalın kenarlı mercek şeklinde bir ortam arkadaşlar. Bu ortam gelen ışının doğrultusunu dışa doğru bükecekken içe doğru bükmüş. Yani mercek karakter değiştirmiş. Kalın kenarlı mercek karakter değiştiriyorsa iç ortam hava gibi az kırıcı bir ortam. Dış ortam ise cam gibi çok kırıcı bir ortam olmalıdır. Yani burada K ortamı M ortamına göre çok kırıcı bir ortamda, ortam durumunda. Çok kırıcı ortam arkadaşlar sığ ortamdır. Demek ki KM'ye göre sığdır. M'nin derinliği K'den büyüktür. Bunları birleştirirsek HM büyük, HK büyük, HL sonucuna ulaşırız. Buna göre cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. 11. soru. Derinlikleri farklı ortamlardan oluşan dalga leğenlerinde doğrusal dalgaların 1, 2 ve 3 düzeneklerinde izledikleri yollar şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 düzeneklerinin hangilerinde ortamı geçen dalgaların izlediği yol doğru çizilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu yapmalıyım. Sığ ortam derin ve sığ şeklinde soruda verilmiş. Sığ ortam çok kırıcı ortamdır. Derin ortam ise az kırıcı ortamdır. Bunları şeklin üzerine hatırlamak amacıyla yazıyorum. Derin yere az yazıyorum. Sığ yere çok yazıyorum. Derin yere az, sığ yere çok şeklinde yazıyorum. Şimdi bakıyoruz. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geliyor. Şunu da hemen hatırlayalım. Çok kırıcı ortam optikte cama benzer. Az kırıcı ortam ise havaya benzer. Şimdi dışarısı cam, içerisi hava ve yapı ince kenarlı mercek şeklinde. Biz buna merceğin karakter değiştirmesi diyorduk. Böyle durumda merceğin kendi ortamı daha az yoğunsa kalın kenarlı mercek gibi davranacaktır. Bakalım şimdi gelen ışınlar nasıl gitmiş? Asal eksenden uzaklaşacak şekilde gitmiş. Yani dışarıda bükülmeye uğramış. Ve bu çizim doğrudur arkadaşlar. İkincisine bakalım. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmiş. Az kırıcı yani hava ortamından cam ortamına geçer. Bu durumda kalın kenarlı mercek kendi karakterini sergilemesi gerekir. Yani gelen ışınların dışa doğru bükülmesi gerekirdi. Halbuki içe doğru bükmüş. Bu çizim yanlıştır arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor. Yani hava ortamından cam ortamına geçiyor ışınlar. Yapı ince kenarlı mercek şeklinde. İnce kenarlı merceğin kendi karakterine göre davranması gerekir. Gelen ışınların merceğin karşısında bir noktada toplanması gerekir ki o şekilde çizilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Birinci şekil doğru, üçüncü şekil doğru. İki yanlış, cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Bir dalga leğeninde ince kenarlı mercek biçiminde sığ bir ortam oluşturulduğunda S'de bulunan noktasal kaynağın oluşturduğu dalgalar R noktasında toplanıyor. Bakıyoruz arkadaşlar, S'nin olduğu yerin düşeğindeki K noktası ile R'nin olduğu yerin düşeğindeki P noktası merceğe eşit uzaklıkta. Demek ki buralar arkadaşlar, burada bir cisim varmış gibi, burada görüntü varmış gibi düşündüğümüzde K noktası
Mercek şeklindeki ortamın merkez noktasıdır. L noktası da F'dir. Yine merceğin her iki tarafında odak ve merkez olacağından buralara F ve M yazabiliriz. Buna göre deniyor soruda, K noktasında ve D doğrultusunda dik bir doğrusal dalga kaynağının oluşturduğu doğrusal dalgaların şekildeki gibi doğrusal dalgaların oluştuğunu sayıyoruz. Ve D doğrultusuna dik olacak şekilde. Sıvı ortamı geçtikten sonra, yani mercek şeklindeki ortamı geçtikten sonra eğrilik merkezi nerede olur deniyor arkadaşlar. Sıvı ortam optikçe çok kırıcı ortama karşılık gelir. Yani cam gibi bir ortamdır. Dış ortam, su ortamı da havaya benzer. İnce kenarlı mercek burada karakteri gibi davranır. Gelen doğrultuları önündeki odağa doğru toplayacaktır. Odak noktamız neydi? Bu şekilde doğrultular değişirse burada bir eğriselleşme olacaktır. Bu eğriselliğin merkezi N noktasıdır. Bundan sonra dalgalar dairesel olarak dağılacaktır arkadaşlar. Bizden merkezi soruyor. N noktası olacak. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soru. Derinlikleri farklı KL ortamlarında oluşan dalga L'ninde K'de oluşturulan periyodik dalgaların ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur denmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. P noktasına noktasal bir ışık kaynağı varmış gibi düşünelim. Buradan çıkan ışınlar asıl eksene paralel gitmiş. Demek ki dışarısı hava gibi, içerisi cam gibi. İnce kenarlı mercek görevini karakter gibi yapmış. Buna göre hangileri doğrudur? L ortamında dalga boyu artmıştır. Şimdi cam demekle biz buraya çok kırıcı ortam diyoruz. Çok kırıcı ortam dalga konusunda sığ ortama karşılık geliyordu. Sığ ortamda da hız düşüktü arkadaşlar. Yani L'deki hız sığ olduğu için K'dekinden küçük olmalı. Hızlar böyle olunca dalga boyları da lambdaki L küçük lambda K şeklinde olacak. Doğru orantılı. O halde L ortamında dalga boyu artmıştır deniyor. Lambda K olmalı. L ortamında dalga boyu artmıştır denmiş. K ortamından D ortamına geçerken dalga boyu küçülmüş arkadaşlar. Birinci yargı yanlıştır. İkincisi, K ortamı L'den daha derindir deniyor. Hızın büyük olduğu yer daha derindir. Yani biz HK büyük HL burada yazabiliriz. Doğru. 3. Dalgalar L'yi geçmekteyken frekansları değişir. Hiçbir zaman dalgalar ortam değişirken frekans değişmez. Frekans kaynaktaki değişiklikle değişir arkadaşlar. Yanlıştır. Yalnız 2 doğru cevabımız B seçeneğidir. Derinlikleri farklı X, Y, Z ortamlarından oluşan dalga leğeninde X'te oluşturulan doğrusal bir atmanı ilerleyişi şekildeki gibidir. Buna göre hangi de doğrudur deniyor. Bakalım arkadaşlar, böyle doğrusal gelen bir dalga eğer şu şekilde odaklanıyorsa buradaki mercek şeklindeki ortam ışığı topladığı için ince kenarlı gibi davranmıştır. Aslında yapı itibariyle kalın kenarlı bir mercek görüntüsünde ince kenarlı gibi davrandıysa içindeki ortam aynı optikte olduğu gibi bir mercek karakter değiştirmiş. Ne zaman karakter değiştirdi? Optikte eğer iç ortam daha az yoğunsa, dış ortam daha çok yoğunsa mercek karakter değiştiriyor. Az yoğuna karşılık gelen arkadaşlar su dalgalarında neydi? Az yoğun, yani az kırıcı derin ortama karşılık geliyordu. Dolayısıyla o halde Y ortamı X'ten daha derindir. Yani daha az kırıcıdır. Şimdi şuradaki odaklanmış dalgalar da geliyor. Bakın nasıl gidiyor bu şekilde. Buradaki dalgalardan anlıyoruz ki buradaki ortam ince kenar mercek gibi davranmış. Gelen ışığı asıl eksene doğru toplamış. Bu normal bir şekilde arkadaşlar. Burası çok kırıcı ortamdır. Burası az kırıcı ortamdır. Çok kırıcı ortam daha sığ ortamdır. Z'nin derinliği de X'den küçük olacaktır. Şimdi okuyalım. En derin ortam Z'dir. Bu yanlış. Atmaların X'teki hızı Z'dekinden büyüktür. Evet, derin ortamda hızlar da ona göre fazla olacaktır. Şurası X. Doğru.
Y ortam x'ten sığdır. Y ortam x'ten sığdır. Yanlış, derin demiştik. Yalnız iki doğru olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 15. soru X, Y ve Z dalga leğenlerinde şekildeki ortamlar oluşturularak dairesel dalgalar üretiliyor. Buna göre ortamların hangilerinde dairesel dalgalar engel, ince ve kalın kenar mercek biçimindeki ortamlarda yansıma ya da kırılmadan sonra doğrusal hale gelir? Arkadaşlar X leğenine bakalım. X leğeninde eğrisel engele odağından geçecek şekilde gelen bir ışın. Bu tümsek aynaya benzetirsek asal eksene paralel olacak şekilde yansıması gerekir. Yani çarptıktan sonra dalgaların doğrusal olarak gitmesi demektir bu. Birinci şekilde olur arkadaşlar. X'te oluyor. Y'ye bakalım. Y dalga leğeninde derin ortam az kırıcı ortamdır. Bu optikte havaya karşılık gelir. Dış ortamlar sığ ortam çok kırıcı ortamdır. Cama karşılık gelir. Yani ışınlar camdan havaya geçiyor. Mercek karakter değiştirir. Gelen dalgalar daha çok asal eksenden uzaklaşır, daha çok bükülür. Yine dairesel de yine dairesel olur. Doğrusal olmaz. Z'ye bakalım. Derin sığ derin demiş. Sığ ortam çok kırıcı ortam, cam ortamı, derin ortam hava ortamına benzer. Dışarısı hava, içerisi cam ise kalın kenarlı mercek karakteri gibi davranır. Gelen ışını daha çok büker. Bu gelen dairesel dalgaların doğrusallaşması değil, daha çok bükülmesi anlamına gelecektir. Burada da doğrusallaşma olmaz. Sadece X'te oluyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. 16. soru. Sığ ortamdan derin ortama geçen doğrusal su dalgalarının niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir diyor. Sığ ortamdan derin ortama geçerken doğrultusu değişebilir de değişmeyebilir de. Eğer ayırıcı yüzeye dik olarak geliyorsa dalga, dalganın hızı dalga boyu değişir ancak doğrultusu değişmez. Farklı bir açıda geliyorsa arkadaşlar o zaman kırılma olabilir. Bunda kesinlik yok. Dalga boyu sığ ortamdan derin ortama geçtiğinde kesinlikle değişir. Çünkü hız değişiyor. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Kaynağın değiştiğinden bahsetmemiş. Kaynak değişebilir de değişmeyebilir de. Değişirse frekans değişir. Bununla ilgili kesin bir şey yok. Yalnız 2 cevabımız B seçeneğidir. K ortamında oluşturulan doğrusal su dalgasının M ortamında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ortamların derinlikleri arasındaki ilişki soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar K'de doğrusal gelen atmanın ya da doğrusal su dalgasının ilerleyişine dikkat edelim. Bu dalganın önce hangi kenarı ortam değiştirir diye düşündüğüm baktığımızda alt kenar ortam değiştirir. Peki şimdi alt kenarı acaba ileri mi geçmiş yoksa geri mi kalmış? Eğer ileri geçseydi alt kenar bu tarafa doğru olmasından dolayı dalganın bükülüp doğrultusunun yukarı doğru olması gerekirdi. O halde dalganın alt kenarı geri kalmış ki şekildeki yolu izleyerek alttan M ortamına geçmiş. O halde dalganın ilk ortam değiştiren kenarından anlıyoruz ki L ortamı hızın yavaş olduğu ortam yani sığ ortamdır. K ortamı ise buna göre derindir. Yükseklikler hakkında HL küçüktür. HK diyebiliriz. L'den M'ye geçen dalganın önce ayırıcı yüzeyler birbirine paralel olduğuna bakarak da arkadaşlar şunu diyebiliriz. K ortamından gelmiş, hiç M ortamında da doğrultusu değişmemiş. Demek ki bu ortamların derinlikleri aynıymış diyoruz. Bundan dolayı HK HM eşit olacak. M eşittir K küçük L olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir.